Hoşçakalın, geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Nihayet pit stop vakti geldi, çattı. Ne demek pit stop vakti? Hemen bakalım. Sevgili arkadaşlar, bizim zamanımızda ara tatiller böyle değildi. Bu kadar yoğun değildi. Özellikle sınav hazırlık süresinde siz öğrencilerimiz için bu büyük bir avantaj. Neden? Ya birikmiş konularım vardı, şunlar vardı, bunlar vardı ama durup bir geride bakamıyorum ki. Millet ilerliyor diyorsunuz ya. Şu anda Kasım ayının ilk ara tatili, Kasım ayındaki ara tatile geldik. Ve dolayısıyla durup o eksikleri kapatma vakti geldi. Yani arkadaşların okullar şu anda tatil. İlerleyemezler. Nasıl ilerleyemezler? Konu işleyemezler. Kendi başlarına çalışırlarsa bu ayrı tabii ki. Sen arkadaşlarından biraz geri kalmıştın. Hastaydın, şu olmuştu, bu olmuştu. Tam olarak bunu kapatmanın vakti. Bunu söylerken bile içim cız ediyor. Neden? Ya siz öğrencileri birbirleriyle yarıştırıyormuşuz gibi geliyor ama LGS'de ne yazık ki böyle sevgili arkadaşlar. Yani sınav hazırlık süresince ne yazık ki siz öğrencilerimiz birbirinizin rakiplerisiniz. Yani bunu dile getirmek, tekrar söylüyorum, çok hoş bir şey değil. Ancak işin realitesi bu. Bu ara tatili nasıl değerlendirmelisiniz? Eksik konularınız var mı? Lütfen bunlara bir bakın. Özellikle matematikte, fende, Türkçede eksik konularınız varsa bunları kapatmak için tam gaz ilerleyin. Artı her gün mutlaka kitap okuyun. Bunu sadece paragraf soruları için demiyorum. Ben her zaman her öğrenciye, sadece öğrenci değil, 7'den 70'e sürekli herkese kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu sadece paragraf netlerinizi değil, sizin düşünme şeklinizi de arttıracak. Yani 10 tane kitap okuyorsanız 10 tane farklı dünyanız olmuş demektir. Bunu lütfen hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Kitap okudukça bir insanın ufku genişler. Ufku genişledikçe bu elbette ki sınavlarınıza da yansır. Yani farklı açılardan bakmayı öğrenirsiniz. Sevgili arkadaşlar, sınav hazırlık süreci ne yazık ki zor, kolay demiyorum ve bazı stresler yaşıyorsunuz bu dönemde. Ve yine bu tarz tatiller bu stresleri biraz arkada bırakmanın zamanı. Neden? Okula gidiyorum, okuldan geliyorum, oturuyorum, yemeğimi yiyorum, ondan sonra oturuyorum, saatlerce ders çalışıyorum, sonra yatıyorum, ertesi gün gene okula gidiyorum. Derken günlük hayatta kendinizi şöyle bir geri dönüp dinleyemiyorsunuz. Şu anda dinleyebilirsiniz, bu anı yaşayabilirsiniz. Lütfen bunlara dikkat edin sevgili arkadaşlar. Eksik konularımızı kapatacağız. Kitap okuyacağız. Biraz ruhumuzu dinlendireceğiz ki sınavlarda güzel sonuçlar alalım. Hepinize başarılar diliyorum. Unutmayın. Sadece siz değilsiniz bu sınava hazırlanan. Yani LGS sadece sana yönelik bir sınav değil. Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan bu sınavlara giriyor. Sadece LGS'ye değil, üniversite sınavlarında da benzer durumlar var. O yüzden bağı olan bu sınavlarda bir başkasını geçtiğiniz takdirde öne geçeceğinizi unutmayın. Dolayısıyla hocam tatilde 8 saat çalışsam yeter mi? 5 saat çalışsam yeter mi? Bunun cevabı bende değil. Bunun cevabı sende. Biri 4 saat çalışıyorsa sen 5 saat çalışmalısın. Biri 5 saat çalışıyorsa sen 6 saat çalışmalısın. Bu kavramları sık sık duyacaksınız ama illa da böyle olmak zorunda değil ha. Onu da söyleyelim. Çünkü belki de sen 2 saatlik bir çalışmayla diğerinin 5 saatlik çalışmasını geride bırakıyorsun. Demek istediğim, bunun standardı yoktur. O yüzden ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok başarı gösterirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Umarım sınavlardan güzel sonuçlar alırsınız. Kendinize iyi bakın.